Esenyurt. İkinci Kardeş Kültürler Festivali'ndeyiz. Burası Çorum standı efendim. Çorum Derneği'nin standındayız. Çorum Derneği'nin standında ne yapılıyor? Gözleme yapılıyor efendim. Çorum leblebisi var. Evet. Leblebinin başkenti Çorum'dan Çorum leblebisi. Yine efendim Çorum deyince akla gelen pirincimiz var. Osmancık, baldo pirinç, çuvalı 5 kiloluk böyle bu şekilde. Standta şu anda bunlar satılıyor. Evet, 15 Ekim bugün, pazar günü ve haftaya pazar akşamına kadar biz buradayız efendim. Bütün Esenyurt'taki, İstanbul'daki Çorumlu hemşerilerimizi Çorum standına bekliyoruz. İstanbul'daki tüm kardeş kültürlerin mensuplarını Esenyurt Meydanı'ndaki 2. Kardeş Kültürler Festivali'ne davet ediyoruz ve bekliyoruz efendim. Efendim şimdi de Esenyurt Meydanı'nda 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde Tokat standındayız. Tokat standında Tokat'ın ürünleri var ve neler satılıyor efendim? Ben öncelikle çok orijinal bir ürün görüyorum burada. Bu ürün tarhana efendim. Meşhur Tokat tarhanası. Bunun özelliği nedir efendim? Ben sizden alayım. Kış çorbası. İçinde her türlü derde deva, vitamin var. Kış çorbası olarak geçiyor. Evet, evet. Zaten tarhana bildiğiniz gibi efendim çok faydalı bir ürün, faydalı bir yiyecek. Ama bunun bir başka özelliği de Tokat'ta o harika ürünlerden üretilmiş olması. Bunun dışında efendim Tokat deyince aklı pekmez geliyor. Bu arada hanımefendiden ben diğer ürünleri tanıtımını alayım. Üzüm pekmezimiz, kuşburnumuz. Bu üzüm pekmezim efendim. Cevizli üzüm pekmezi. Cevizli üzüm pekmezi. Evet. Evet, başka Tokat deyince kuşburnumuz var. Kuşburnu. Evet. Çemenimiz var. Çemen. Evet. Üzümümüz var. Aa, bu çok daha orijinal bir efendim pekmez var. Kürek pekmezi diyorlar. Ne pekmezi? Kürek pekmezi diyorlar. Kürek. Kürek pekmezi imiş efendim bunun adı. Bu arada Tokat deyince akla hemen yaprak gelir efendim. Yaprak. Öyle değil mi? Prenses. Evet. Evet. Onu da prensesten alalım. Al bakalım şuradan bir tanesini. Göster. Göster. Yaprak. Şu yaprağı al oradan. Evet, şöyle bir göster bakalım. Kaldır. Allah. Aferin sana. Bu ne şimdi? Yaprak tanesi. Bundan üzüm yaprağı çok güzel sarma oluyor. Öyle değil mi prenses? Evet. Sarma ikram edelim. Sarma göster. Sarma. Sen de sarma yapabiliyor musun? Evet. Yapıyorsun. Sorar mısın? O mu sarma? Aferin sana. Peki burada bak, aa, nefis bir efendim sarma. Sarma. Yaprak sarması. Meşhur yaprağımızdan. Bundan sen sardın mı? Sardın. Sarmadım. Sarmadın. Kim sardı? Başka biri. Başka. Bir tadına bak bakayım. Efendim şimdi bir kalite kontrolü yapalım. Tokat yaprağının, meşhur Tokat yaprağından. Kameramana da verelim. Çok küçük, sarma böyle incecik, küçük parmak gibi. Evet. Kalem gibi olması bunun özelliği efendim. Evet. Nefis bir sarma. Efendim Tokat deyince akla aslında el sanatlarından çok önemli bir ürün daha var. O da efendim taş baskı sofra yaygısı. Bu Tokat'ın tarihten bu tarafa gelen, tarihi çok eski el sanatlarından birisi. Taş baskı sofra yaygısı efendim. Efendim kaç gün devam ediyor? Ne zamana kadar buradayız? 23'üne kadar buradayız. 23'üne kadar buradayız. 23-24 evet. Ekim'e kadar evet, buradayız. Efendim biz şurada farklı bir şey daha görüyorum. Köyden şehre geliyor, kırpılıyor. Yünleri eski usul fabrikaya gidiyor. Yünler ip haline geliyor. İplerden bu çıkrağa gelip sonrasında çorap örüyor ninelerimiz, annelerimiz kazak örüyor. Bu bir zamanların ip fabrikası.
Gördüğünüz gibi bu şekilde eğrerek yünler ip haline geliyordu önceden. Tabi bunun çok daha aparatları var. Mevcut aparatları sergileme şansımız yok. Sadece göstermelik tokat usulü. Burada da yayımız var gördüğünüz gibi. Burada evet. Yoğurdu meşhur. Yörenimizin yoğurdu konur. Böyle çalkalama sistemiyle yayı kayra dediğimiz sistem yapılır. Ve gözlemen yanında çok güzel gider. Değil mi? Eyvallah başkanım. Eyvallah. Eyvallah. Bu arada efendim tokat deyince bir başka damak tadı, bir başka lezzeti acukolar var efendim. Kahvaltıda acuko. Evet, Tokat standımızda çeşit bol ve İstanbul'daki, Esenyurt'taki tüm hemşerilerimizi biz Esenyurt Meydanı'ndaki bu etkinliğe bekliyoruz. 23 Ekim akşamına kadar buradayız. Ahmet abi hoş geldin Bartın standına. Bizim burada gözlemelerimiz var. Hem de çok güzel yapıyor bu ablalar. 10 numara 5 yıldız. Karnın acıktıysa gelip buradan tadabilirsin bu lezzetlerden. Esenyurt'tayız evet. 10 gün boyunca neredeyiz? Esenyurt'ta. Ayın 23'üne kadar Esenyurt Meydanı'ndayız. Bütün hemşehrilerimizi, herkesi buraya bekliyoruz. Bize ait, evet, Çamlıgıda'ya ait üst stand var. Erzurum, Çorum ve Bartın standında çok güzel lezzet. Ama gerçekten kalitenin olduğu harika lezzetlerle sizleri buluşturuyoruz. Bütün hemşehrilerimizi, dostlarımızı, herkesi biz buraya davet ediyoruz. Aynı zamanda buradan sonra da Ankara'da Çorum günleri, arkasından Kastamonu günleriyle İltihat'ın büyük buluşmayla biz yerimizi orada alıyor olacağız. Sizleri de bekleriz en güzel günlerde. Çamlıgıda olarak bizleri takip edin. Yaptıklarımızla yapacaklarımızın teminatıdır. Başarılarımızın devamını hep birlikte diliyorum. İstamayı Dernek Başkanı Ali Aslan, İSTEF yönetiminde Cuma gün tüm Samsunları davet ediyoruz günümüzde. Cuma gün herkesi burada bekliyoruz efendim. Hayırlı günler diliyorum. Federasyonumuz buradadır. Yani gördüğünüz gibi federasyonumuzda Cuma günkü gün bizim akşam bizim günümüzdür. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz efendim.